4. Muhatabınızı dikkate alın. Bir topluluk karşısında konuşurken ya da tek bir kişiyle iletişim kurarken Karşınızdaki insanların kim olduklarını, eğitim durumlarını, nelere ilgi duyduklarını bilmenizde yarar vardır. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesi, her yerde aynı şekilde konuşmaya çalışmaktır. Etkili iletişim kuran kişiler, muhataplarının eğitim durumlarını, yaşlarını ve sosyokültürel düzeylerini dikkate alarak konuşma içeriklerini ve dinleme biçimlerini ayarlarlar. 5. Empati kurma Empati yani dinlerken kendimizi karşı tarafın yerine koyarak onun gibi hissetmeye ve düşünmeye çalışmak, etkili bir iletişim sağlamak ve karşı tarafın düşüncelerini doğru biçimde anlamlandırabilmek için önemli bir beceridir. Empati kurarak dinlemek, ön yargılarımızdan ve peşin hükümlerimizden sıyrılma konusunda oldukça faydalıdır. Bu beş özelliğe ek olarak etkili bir karşılıklı iletişim için şu unsurlara da dikkat etmekte yarar vardır. Konuşmacının sözünü kesmemek. Göz teması kurmak, dinlerken başka bir işle meşgul olmamak, tutarlı olmak, bir dediği bir dediğiyle çelişmemek, uzlaşmacı olmak. Konuyla ilgili testler, soru çözümleri, interaktif etkinlikler, deneme sınavları ve daha fazlası için Morpa Kampüse üye olun. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutma.